nedir diye sorulmuş. Yukarıdaki boydan boya verilen çizgi eşlenik demek. Yani şu karmaşık sayının eşleniğini alacağız. Üzerindeki çizginin manası bu. 3 çarpı eşleniğini hesaplarsak eşlenik alınırken i'li kısım işaret değiştirecek. Eksi 4 i var burada, artı 4 i olacak. 1 artı 4 i. İ'li kısmın işaretini değiştirince eşleniği bulmuş oluyoruz. Diğerlerini yazıyorum. Eksi 2 i, 5 eksi 2 i. Parantezin önündeki sayıları içeri doğru dağıtacağız. Şöyle dağıtırız. Buradaki eksi 2 i'yi de dağıtırız. Şöyle olur. 3 çarpı 1, 3. 3 çarpı 4 i, 12 i. Şimdi burayı eksi 2 i'yi dağıtacağız içeri. Eksi 2 i, 5 ile çarpınca eksi 10 i. İki tane negatif sayıyı çarpıyoruz. Pozitif olacak, artılı olacak. Artı 2 ile 2'yi çarpıyorum. 4 ama i ile i'yi çarpınca i kare. 4 i kare yani. Şimdi i karenin sonucunu biliyoruz. İ kare eksi 1'dir. Yani şunun değeri eksi 1. Şimdi kalanlara bakalım. Burası 3. Şimdi 12 i'den 10 i'yi çıkardık. 2 i kaldı. Burası da eksi 1 olduğuna göre 4 çarpı eksi 1. Eksi 4. 3'ten 4 çıkarıyorum. 3'ten 4 çıkarıyorum. Eksi 1, reel olanlar kendi arasında işleme geçecek, i'siz olan. Yanına da 2i getiriyoruz. İşleminin sonucu nedir diyor? Eksi 1 artı 2i sonuç.